Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerinizi bekliyoruz. Burkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu hafta Beyaz Grup'ta yine maçlar geçen hafta 5. haftada olduğu gibi hepsi çarşamba günü oynanacak hafta içi. Haftanın bay çeken takımı Afşet Afyonspor. Afşet Afyonspor bu haftayı maç oynamadan geçecek. Hemen çarşamba günü oynanacak 9 maçı da konuşalım öncesini. İlk olarak Çorum Futbol Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşılaşmasıyla programa başlayacağız. Çorum ilk galibiyetini geçen hafta İnegöl deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarak aldı. Diğer tarafta Niğde Anadolu Futbol Kulübü için ise geçen hafta iyi geçmedi. Lider Manisa'ya 4-0 mağlup oldular. Ben bu maçta Çorum Futbol Kulübü'nden çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Yılmaz Can gibi, Cengiz gibi, Sinan ve Onur Kolay gibi isimlerle rakibini kolay geçeceğini düşünüyorum. Umut Kaya gibi oyuncularıyla. Senin yorumun ne olur? Dediğin gibi Çorum Futbol Kulübü geçen hafta çok inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. İnegöl Spor 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandılar. Resmen mağlup ettiler. Tabutta röveşata yaptılar. Evet, Çorum Futbol Kulübü bu galibiyetleri artırması gerekiyor seri galibiyetler olarak. Çünkü tabii, kurmuş olduğu kadronun playoff yolunda ve şampiyonluk yolunda iddialı olması gerekiyor. Niğde Anadolu Futbol Kulübü zaten küme düşmenin en ciddi adaylarından birisi. Çorum'dan net bir galibiyet bekliyorum. Zaten Çorum bu maçı kazanamazsa resmen harakiri yapmış olur. Ben de seninle aynı düşüncedeyim. Gümüşhane Spor Sancaktepe maçına geçelim. Geçen hafta Ankara'da altın değerine bir puan alan Gümüşhane, kendi evinde lige çok iyi başlayan 5 maçta 11 puanla İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Gümüşhane'de bir eksi 3 puan olayı yaşandı. Sence bu takım da moralleri etkilemiş midir? Etkiler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Sancaktepe'nin bu deplasmanda en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Şimdi Gümüşhane Spor'un biliyorsun 5 puanı var ve şu anda eksi 3 eklenmedi. Eklenmedi değil, silinmedi. Silinmedi yani. Ya tamam işte eklenecek. Otomatikman 2'ye düşmüş olacak. Evet. O yüzden Gümüşhane Spor direkt İnegöl ve Ergeneli aynı puana inecek. O yüzden tabii ki moralleri bozacak. Çünkü almış oldukları o İnegöl galibiyeti nötrlenmiş olacak. Doğru, çünkü Gümüşhane Spor'un zaten kadrosu sıkıntılı. Ne kadar yeni transfer yapılsa da yine düşmenin adaylarından birisi olacaklar. Bu belli ki Beyaz Grup zaten çok kuvvetli bu sezon. Sancaktepe muhteşem başladı kadrosuna göre ve sıkıntılara rağmen. Zonguldak Kömürspor'u 90+6'da gelen golle 1-0 mağlup ettiler. Ben bu karşılaşmada da Sancaktepe Futbol Kulübü'nden en kötü bir puan bekliyorum. Bana göre en kötü bir puanla sahadan ayrılacaklardır. Çünkü Gümüşhane Spor'da kaleci krizi devam edecek bu maçta. Doğru, ikisi de yok. Belki Sancaktepe çok fazla üretemiyor ama Gümüşhane de savunma anlamında çok ciddi sıkıntılı bir takım. O yüzden Sancaktepe'den en kötü bir puan bekliyorum. Hem Cengiz hem de Zeki bu maçta da maalesef oynayamayacaklar. Ben de Sancaktepe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum senin gibi. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Hacettepe kendi evinde Kahramanmaraş Spor'u ağırlayacak. Hacettepe sezona sıkıntılı başladı. Zaten kadro gücü belli. Genç oyunculardan kurulu bir takım. Bir de bu maçta iki eksikleri var. Adaşım Metehan Mert yok. Evet. Bir de Çoyan oynamayacak. İki genç oyuncu. Kahramanmaraş'ta moraller oldukça yüksek. Kesinlikle. Uşakspor'u 2-1 mağlup ettiler. Hem de 1-0 geriden gelerek. Ayrıca başkan tüm takıma 5.000 lira prim vereceğini söyledi. İki taksit halinde. Aynen. Uşak galibiyetinden sonra. Ben Kahramanmaraş Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. En kötü yenilmeyeceğini ve galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum Akdeniz temsilcisinin. Senin yorumun ne olur? Çok zorlu bir maç olacak. Küme düşme hattında bize göre iki rakip takım. Hacettepe ile Kahramanmaraş. Şöyle hani sıkıntı yaşayacak takımlardan birisi. Ona gelene kadar zaten takımları saydım ben biliyorsun. Kahramanmaraş'ı dahil etmedim oraya. Evet. Ben sadece hani o alt taraf için söyledim bunu. Kahramanmaraş'ın zaten kurulu bir düzeni, kadrosu var. Geçen sezondan. Sadece biliyorsun Cerem Talha Dinçer'e gitmişti. Haluk Türkeri ile ikisi. Haluk Türkeri ile de çok fazla öne at bir neden dersen Haluk Türkeri çok maçta yedek kulübesinden doğru, geldi. Doğru, sonradan girdi genelde. Kahramanmaraş'ın bu haftadan itibaren yani Uşak'a mağlup etti. Hacettepe maçında da puan alması lazım. Biraz seri puanlar alması gerekiyor. Ben bu maçta Kahramanmaraş'tan en kötü bir puan bekliyorum deplasmanda. Ayrıca çok gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğundan dolayı bence İleride biraz daha basacaklardır ve golü arayacaklardır. İki takıma da başarılar diliyorum. Bence bu maçta Kahramanmaraş Spor'un kesinlikle iyi bir sonuç alması lazım. Çünkü Uşak galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Aynen.
Hani o nötrlemiş olur birbirini. Ben Maraş'ın en kötü bir puan alacağını, 3 puana da yakın olduğunu düşünüyorum. Liderin maçına geçelim. Manisa Futbol Kulübü kendi evinde lige çok kötü başlayan Ergene Velimeş'i ağırlayacak. Ergene Velimeş'e geçen sezonu mumlar atıyor. Bana göre Fatih Dilek dışında bu ligde fark yaratacak bir oyuncuları yok maalesef. Benim kendi düşüncem. Manisa FK ise şu an resmen Alman pancar motoru gibi tata tata yollarına devam ediyorlar. 5 maç 22 gol attılar. Silindir gibi Manisa. Halı sahada falan hani bu kadar rahat gol atamıyor birçok. Hani halı sahada bu kadar gol olmuyor. Manisa'nın maçlarında olduğu kadar gol çıkmıyor. Ben Manisa'dan öyle yani gerçekten. Ben Manisa'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. Zaten Serkan Özbalta'nın Niğde maçından sonraki açıklamaları da ayakların yere sağlam bastığını gösteriyor. Manisa'dan net bir galibiyet bekliyorum. Farklı böyle 3-4 gollü gene bir Manisa galibiyeti bekliyorum. Çünkü Manisa'da oyuncuları tutsan da oyuncular rakip kaleye gidiyorlar. Başta Sertaç ve Zahit çok formdalar zaten. Serdar da kendini bulursa, bildiğimiz Serdar gibi olursa Manisa'nın önü çok açık olacak. Tayyip sence 11'de başlayamaz mı? Çünkü Serdar'ı ben pek iyi görmüyorum. Ne söylersin? Golünü attı Serdar bu haftada biliyorsun. Ya attı da Tayyip sanki artık hani bir maçta 11 başlayamaz mı? Çünkü Tayyip çok önemli bir golcü ve ben küstürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Manisa Futbol Kulübü geçen hafta maçını kazandı ki zaten bizim kazanmasını beklediğimiz takımlardan birisiydi. Zaten Manisa Futbol Kulübü için şunu da söyledik ayrıca. Manisa Futbol Kulübü bu sezon yani rakiplerini silindir gibi ezecek ve kurda kuşa resmen mesaj gönderiyor Manisa Futbol Kulübü bu sezon. Çünkü geçen sezon Samsunspor'un 6 puan önündeyken bu takım şampiyonluğu verdi. Aynen. Neredeyse ikinci sıra bile tehlikeye girebilirdi. Birkaç maçta hani sekteye uğrasalar belki Sancaktepe Kimoğlu takımlarından birisi ikinci sırayı bile alabilirdi. Öyle bir sıkıntı vardı. O yüzden Manisa Futbol Kulübü bu sezon çok daha istekli, çok daha hırslı maçlarına devam edecek. Ben zaten bu sezon biliyorsun şampiyonluk bekliyorum Manisa Futbol Kulübü'nden. O yüzden Manisa Futbol Kulübü'nün ilk devrede oynayacağı 18 maçın, ben yine söylüyorum, hastalık, sakatlık olmadığı sürece 15'in 16'sını kazanacaklarını düşünüyorum. Şu anda gol kralına baktığım zaman da 6 golle Zahit Fındık gol kralı Manisa Futbol Kulübü'nde biliyorsun. Felaket formda. Son maçta da 2 gol attı. Sertaç Çam'ın 3 golü var. Ayrıca Erhan Karan'ın da biliyorsun 4 golü var. Yani Manisa Aynen. Futbol Kulübü'nün gerçekten bu sezon muhteşem bir performansı var hücum yanında. Bir de Nizamettin'in için Serdar Dektaş'ın da 2 golü var. Tayyip Kanarya'nın da 1 golü var. Nizamettin zaten takımın penaltıcısı. Penaltıcısı. Sonuçta penaltı atmak da bir meziyet. Ya tabii canım. Yine oyuncular penaltı kaçırıyor. Lionel Messi'yi biliyoruz mesela. Zamanında Di Baggio'yu biliyoruz. Göğe vurdu 94 topu. Dünya Kupası finali Brezilya maçı. O yüzden her şey önemli. Manisa Futbol Kulübü için şu an bu detaylar çok önemli. Yani geçen sezon ağzı yanan bir takım. Tabii. O yüzden Manisa Futbol Kulübü'nün kesinlikle hata yapmadan yoluna devam etmesi lazım. Manisa Futbol Kulübü'nden farklı bir galibiyet bekliyorum. Bir de Ergene tarafını ben anlayamadım taraftarları. Her yenilen maçtan sonra hakem diyorlar. Yani hakemlik bir durum yok. Aynen. Yani geçen sezon takım iyi gidiyordu. Aradaki farkı biraz görsünler. Aynen. Lütfen rica ediyoruz. Dağlar kadar fark var kadroda. Yani hakemlik bir durum yok. Ergene Velimeş'in bu sezon ben şu an maçlarına bakıyorum. Kazanabileceği bir tane kolay maç yok yani. Kazanır diyemiyorum. Urfa dahil. Maalesef işleri zor. Sarıyer-Ankara Demirspor mücadelesine geçelim. Kağıt üstünde zorlu geçmesi beklenen mücadelelerden biri. Bana göre haftanın net maçı. Sarıyer 5 maç 9 puanla gayet iyi başladı. Ankara Demirspor da lige fena girmedi. 10 puanları var ama son Gümüşhane beraberliği onlar da bence biraz olumsuz etki yaratacak. Ben öyle düşünüyorum. Ben Sarıyer'in kendi evinde İstanbul'da en azından yenilmeyeceği düşüncesindeyim. Senin yorumun ne olur? Ben de o görüşteyim. O yüzden bana göre net gördüğüm maçlardan birisi. Yani Ankara Demirspor Gümüşhane Spor'a puan kaybederek bana göre bu ligde şampiyonluğunu bir kere iptal etti kafadan. Onu söyleyeyim. Kafadan diyorum. Belki çok vardı daha ligin bitmesine ama bunlar işte ince detaylar. Atıyorum şu an 5. hafta bitti. 25. haftaya geldiğimiz zaman da biz hep ne diyoruz mesela? 4. haftada şunu yenemedi. O 2 puanı çok arayacak 6. bence. 6. haftada şunu yenemedi diyoruz. O yüzden ciddi bir sıkıntı oldu. Sarıyer sence bu maça yine çift forvet çıkar mı? Vallahi bu maç çift forvetlik bir maç değil onu söyleyeyim. Biraz temkinli olması gerekiyor. Özellikle son 2 maçtır kazanıyor Sarıyer. Evet. Playoff iddiasını daha da kuvvetlendirmek için bu maçtan kesinlikle puan alması lazım. Çünkü takım 9 puanda. Bir de bu hafta Erzincan Uşak maçı var. O yüzden kesinlikle Sarıyer'in bu maçta İdeal ilk 11 ile çıkıp, yani çıkması gereken ilk 11 ile çıkıp puan alması lazım. Ben Sarıyer'den beraberlik bekliyorum en kötü.
Bana göre %60'a %40 da Sarıyer galibiyet dön planda. Bakalım, ben de Sarıyer'in yani İstanbul'da bize güzel bir maç bekliyor. Bence de. Maça seyirci de alınacak biliyorsun. %10'luk. Çünkü zaten haftada sana denk geliyor. 17 Ekim'den itibaren alınacaktı biliyorsun. Hani aslında şeyimiz olsaydı belki takvimimize maça röportaja bile gidebilirdik stat önüne. Çünkü İstanbul'da yakın olduğu için bize Sarıyer. Doğru. Güzel bir yer. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Şanlıurfa Spor Ekimoğlu Trabzon maçına geçelim. Çok konuşulacak bir maç değil yine. Şanlıurfa Spor şu an toplama takım hüviyetinde. Yani rengini belli etti Şanlıurfa Spor. Bayağı oyuncu aldılar ama bir uyum problemi var doğal olarak. Ekimoğlu Trabzon'un da artık maç kazanması lazım. Bıçak kemiğe dayandı. Bir galibiyet, 3 beraberlik 4 maçta. Bir geçen haftayı bay geçtiler. Valla çok iyi bir kadro kuruldu. Büyük paralar harcandı ama ilk 4 haftada oynanan futbol hiç ümit vermedi. Hekimoğlu Trabzon zaten Urfa'yı da yenemezse hoca bence Urfa'dan Trabzon'a dönmesin. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Mustafa Alper Avcı hiç dönmesin Trabzon'a. Hekimoğlu bu maçı ne yapar ne eder kazanır. Yani bir zahmet de kazansın zaten bu kadro. Şu an Burhan Eşer dışında hiçbir oyuncudan katkı alamıyorlar ucumda. Doğru düzgün. Zaten forvet yok ki. Musa Caner Aktaş gibi bir oyuncuyu hoca bir türlü 11'de kullanmıyor. Bahadır'ı sola çıktı oynatıyor. İlginç tercihleri var hocanın. Hekimoğlu bu maçı ne yapar ne eder kazanır. Zaten Hekimoğlu bu maçı da kazanamazsa hoca bence takımla beraber Trabzon'a dönmesin. Senin yorumun ne olur? Hekimoğlu Trabzon zaten kazanamazsa hocayı bence yedek kulübü şeyde soyunma odasını kitleyip bıraksınlar. Yani bu kadar net belli sonuç. Çünkü Sancaktepe maçında geçen sezon playoff maçında çıkarmış olduğu kadro takımın elenmesine neden oldu. Yönetim zaten orada hata yaptı. İkinci hata da şu. Hep ben bunu söylüyorum sezon başından beri. Artık dilimde tüy bitti. Bu takımda forvet oyuncusu yok. Yok, yok. Yine söylüyorum. Sen benimle aynı görüşe geleceksin 2 hafta sonra. Hala Batuhan Karadeniz diyorsun ama. Ben Caner'demi beğenmediğimi söylüyorum hep ama Batuhan iyi. Yani Caner'den tek kalıyor ama zaten. Ama ben Tabalcı'yı yollamazdım. Büyük hata yaptılar. Ya, tabii ki yollamaz. Hadi yolluyorsun. İyi bir golcü alman lazım. Tabii. Batuhan Karadeniz'in gittiği bir takımda, yani sezona başladığı bir takımda sezonu bitirdiğini sen gördün mü? Zaten Hekimoğlu'nda forvet sıkıntısı olmasa Bahattin'i almak için zorlamazlardı o kadar. Aynen. Ama Yüksel Yıldırım da Bahattin'i Trabzon'a vermedi. En iyisini yaptı. O da o açıdan, kendi açısından. Neden dersen karışık olan bir yere gönderdi. Yani Hekimoğlu Trabzon için bir şey demiyorum. Daha karışık bir durumda olan Kocaeli'ye gönderdi ki Bahattin Köse orada da hani istediğini gerçekleştiremesin. Bahattin Kocaeli'de de performans verir. Bir şey yok. Bahattin bir şey kaybetmedi. Ya yine zaten, çok büyük bir kulübe gitti. Hiçbir şey olmaz. Zaten konumuz Bahattin değil. Hekimoğlu Trabzon'da. Sadece şöyle bir şey var. Hekimoğlu Trabzon'un zaten şöyle bir durum var. Bahattin Köse'ye gitmesi bile yanlış. Neden yanlış? Çünkü Bahattin Köse idman yapmıyor. Top oynamıyor. Hekimoğlu Trabzon'un bir de hani yani Samsunspor'un göndermeyeceği belli. Orada zaman kaybettiler, anladın mı? Daha net bir oyuncuya gitselerdi transferi tamamlarlardı ki bir de şöyle bir durum var. Caner Demir gelene kadar çok iyi bir oyuncu olabilirlerdi. Tabii canım, Caner Demir bence de, ben de yani bu kadar sana. İyi imkan var. İyi oyuncular alındı ama forvet hattı es geçildi. Bu liglerde senin forvetinin kuvvetli olması gerekiyor. Sancaktepe Hekimoğlu Trabzon bu maçtan galibiyet dair alır. Şanlıurfa Spor için ben hani bir 3-4 hafta dedim ya. Erzincan maçını izledim. Urfa Spor'un valla işi zor. Aynen. Toparlanamazlar. Aynı şekilde giderler. -3 puan da geldi. Bu takımın puanı 1'di. Şimdi bu takımın puanı -2 olacak. Yine eksilerde dolanmaya devam edecekler. Sıkıntı artıyor. Yani bu takım 3 gol attı. 22 gol yedi. Bence makine Erzincan maçından itibaren saymaya başladı. Hekimoğlu Trabzon ne kadar hücumu sıkıntılı olsa da 3-4 gollü bir galibiyet bekliyorum en kötü. Bakalım. Uşak Spor 24 Erzincan Spor maçına geçelim. Hı hı. Beyaz grupta haftanın maçı bence bu maç. Çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Uşak cephesine bakıyorsun. Mehmet Gürkan gibi, Seçkin gibi, Serhat Baştan gibi, Kadir Arı gibi çok önemli oyuncular. 24 Erzincan'da Ethem Erboğa, Sefa Akgün, Samet Karakoç gibi önemli silahlar. Nasıl bir maç bekliyorsun? İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ama hangi takım kazanır bir şey diyemiyorum. Özellikle 24 Erzincan bu maçı kazanırsa felaket bir ivmelenme yaşar bence. Uşak'ın da şu açıdan kazanması gerekiyor. Manisa, Çorum ve Kocaeli Spor bu hafta bir anormallik olmazsa kazanacaklar belli. Uşak burada da puan kaybı yaşarsa Maraş deplasmanında olduğu gibi moraller düşebilir. Neler söylersin? Bence çok zor bir maç. Kazanan felaket moral motivasyon kazanır. Neler söylersin? Kesinlikle zor bir maç. Uşak Spor biliyorsun Kahramanmaraş'a 1-0'dan maçı vererek 2-1 kaybetti. Erzincan Spor da Urfa Spor'u 4-1 yendi ki beklediğimiz bir sonuçtu. Şu anda zaten performans olarak bizi şaşırtan takım Erzincan Spor iki takım arasında. Uşak Spor'dan zaten bu gidişatı bekliyorduk. Aynen. Ama Erzincan Spor da iyi giderek bu yarışa dahil oldu ki şu anda playoff'un iki ciddi adayı karşı karşıya gelecek. Zor ve güzel bir maç olacak. İnşallah maça kadar bir
Covid belası. İnşallah olmaz. Allah korusun sakatlık durumu olmaz. İnşallah. Takımlar testler olacaklar çünkü biliyorsun. Evet. Hatta bugün, hatta daha doğrusu dün, Perşembe günü test oldular. Salı günkü maç için. Biliyorsun kırmızı grupta salı günü maç olduğu için oyuncular Perşembe günden teste giriyorlar. İnşallah güzel bir maç olacak. Ben gollü bir maç bekliyorum. Yani iki takımdan da gol ve goller bekliyorum ama kim kazanır veya kim işte bir puan alır diye hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok zor maç olacak. Ne olursa şaşırmam. İki takıma da çok teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu takım taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Sürekli yorum yazıp kendi görüşlerini belirtiyorlar. Bizlere destek veriyorlar. Desteklerinin sürmesine devam ediyoruz. Diliyoruz. Temenni ediyoruz. İnşallah daha da fazla yorum yazarlar. Kendi görüşlerini belirtirler. Zaten bizlere, bizler de onlara hemen cevap veriyoruz yazdıklarına. İki takımı da seviyoruz. Zaten Uşakspor gerçekten çok güzel bir kadro kurdu. Kahramanmaraş kazası zaten kritik bir virajdı. Bunu hep söyledik. Bakalım nasıl bir maç olacak ama net bir şekilde belli ki çok güzel bir maç olacak. Can Erzincan da lige bayağı bir renk katıyor. Evet. Geldiğinden beri ilk 4-5 haftada inşallah iki takım da böyle devam ederler. Seyir zevki olarak çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, bir de şöyle bir durum var. Hak eden kazansın. Erzincanspor'un 10 puanı var ama Erzincan'da bir maç eksik. Aynen, bay geçti. Onu söyledim zaten. İki maçımız kaldı beyaz grupta. Zonguldak Kömürspor, Ahmet Sportif maçını konuşacağız ilk olarak. Kritik bir maç olduğunu düşünüyorum. Zonguldak'ta bir aslında iki takımda da gol problemi var. Gol atamama problemi. Aynen. Forvetlerden verim alamadılar ilk 5 hafta sonunda iki takımda. Sinan Uzun, bir diğer tarafta Sinan Akaydın. İki tane Sinan'ın da kapışması olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Zor bir maç bence. Zonguldak Kömürspor'un da artık bir galibiyete ihtiyacı var. Diğer tarafta Ahmet Sportif hafta sonu, özür diliyorum, hafta içi kazandı. Bu hafta içi de en azından bir puanı isteyecek en kötü ihtimal. Zor bir maç. Neler söylersin? Valla benim bu hafta beyaz grupta içinden çıkamadığım maçlardan birisi Uşak maçı ile beraber. Ahmet Sportif benim beklentilerimin altında kaldı. Özellikle cuma hattında gereken forvet oyuncusu transferi yapılmadı. Bunu bir de söylüyorum. Ahmet'te Erman Bulucu yok. Onu tam söyleyecektim, sen söyledin. Erman Bulucu kırmızı kart gördüğü için bu maçta oynamayacak. Aynen. Yani Güray Miker kesinlikle her maçta ilk 11'de başlaması lazım ama yani devre arasında bence Ahmet'in net bir şekilde hedef bir santrafor oyuncusu olması lazım. 10 numara da lazım ama öncelikle forvet lazım. Zonguldak Kömürspor'da zaten ciddi bir forvet sıkıntısı, hücum sıkıntısı var. Sancaktepe maçında iyi dayandılar ama 90+6'da gelen golle resmen yıkıldı Zonguldak Kömürspor oyuncuları. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Hani bir şey söyleyemiyorum ama içimden bir tarafta hani Zonguldak Kömürspor'un sanki en kötü bir puan alacağını söylüyor. Yani zor bir maç, bir şey demiyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ayrıca iki takım taraftarlarına da yine teşekkür ediyoruz. Onların da çok fazla bize çok desteği var. Ayrıca buradan Zonguldak Kömürspor taraftarı Miraç'a da selamlarımızı iletiyoruz. Aynen. Selamlarımızı yollayalım. Son olarak da Kocaeli Spor İnegöl Spor maçını konuşacağız. Kocaeli Spor üst üste 2 hafta kazandığı maçlarla krizi dindirdi. Selahattin Dinçel'in gidişi, Dilaver'in kadro dışı bırakılması, Bahrican Avcı'nın da yine. İşte Aydın Karabulut kesildi takımdan. Doğru olan şeyler yapıldı. Erhan Altın'ın gelişi ama Erhan Altın takımın başında çıkamadı. Taner Gülleri çıktı biliyorsun. Bu maçta çıkacak Erhan Hocam. Aynen çıkacak. Şimdi yine Gölspor'da durumlar sıkıntılı. Aslında zayıf bir fikstürle başladılar Çorum maçına kadar ama bunu hiç iyi kullanamadılar. Kağıt üstünde. Aynen. Moraller bayağı bozuldu. Osman Özdemir'le yollar ayrıldı. Cüneyt Biçer'le bugün imzalayacaklar cuma günü. Ben Kocaeli Spor'u bu maçta çok ağır favori görüyorum. Kocaeli Spor'un artık yapması gereken tek bir şey var. Zorlu maçlarını da atlattı kağıt üstünde. Aynen, üst üste maçlarını kazanıp Manisa'nın takılmasını bekleyecekler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kocaeli'den net bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Güzel bir maç olacak. Kocaeli Spor geçen hafta kazanarak bence üstündeki ölü toprağı attı. Aynen. İnegöl Spor da bir çıkmaza girdi yenilerek. Çünkü 2-0'dan maçı verdiler. Evet. 3-2 kaybettiler. Büyük yıkım oldu. Büyük bir yıkım oldu. Ama zaten bu sıkıntının geleceği belliydi. Öncelikle zaten bu takım Zonguldak'a yenemedi. Ardından Gümüşhane'yi kaybetti. O yüzden İnegöl Spor'un da durumu belli oldu. Ben Kocaeli Spor'dan net bir galibiyet bekliyorum. Kazanmasını farklı bekliyorum. Mı? Yok, net bir galibiyet. Yani rahat bir galibiyet. 1-2-0 olur, 3-1 olur, 3-0 olur. Kazanması gerekiyor. Seri galibiyet alması gerekiyor. O yüzden Kocaeli Spor'dan 3 puan bekliyorum. Kesinlikle ben de seninle aynı görüşteyim. Kocaeli Spor'un hem kazanması gerekiyor hem de bazı oyuncuların da artık tamamen hazırlaması gerekiyor. Hı-hı. Batuhan gibi, Bahattin gibi, İrfan Başaran gibi oyuncuların tam kendilerini bulmaları lazım. Savunma oturdu gibi zaten son 2 maçtır.
Hücumu da oturtursak Kocaeli Spor, iyi bir kadrosu var zaten. Aynen. İyi bir kadro kuruldu. Sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum Kocaeli Spor'un. Teşekkür ediyorum sana, tüm maçları konuştuk. Ben de sana teşekkür ediyorum. Son olarak kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajlarım var mı? Öncelikle yeni haftada bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız, belasız, İnşallah. Covid'siz bir hafta olur diyoruz. İnşallah. Ardından videomuzu izleyen herkesten abone olmadılarsa abonelik, ardından abone ol butonu yanında yer alan zilden de bildirimleri açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirler. Ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Ardından da katıl butonumuz da aktif. Tüm takım taraftarlarından katıl butonumuza destek bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımız, öncelikle Instagram, ardından da Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi öneriyoruz. Herkese de hayırlı haftalar diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.